Herkese selamlar dostlar 31 Temmuz 2021 iddia tahminleriyle Hepinize merhaba Bugün için 5 tane mücadele seçtim Gelmesini beklediğim ideal tercihlerden sunacağım Yüksek oran tercihi de yapabiliriz aynı şekilde Fakat videonun sonunda Bir tane kombine, kombine önerisi koydum İsteyenler o kombine önerisini de değerlendirebilirler Tamamen size kalmış Ekrana kazananlar gelsin Kazananlar dedim PSV maçının Skor tahminini yaptırmıştım sizlere Alperen arkadaşımız kazandı Instagram üzerinden iletişime geçerse Instagram hesabı zaten sol alt tarafta yazıyor Kangal Tips olarak Instagram'dan iletişime geçerse yardımcı olacağız ödülünü vereceğiz zaten sanırım katıl grubundaymış arkadaşımız o yüzden direkt para ödülü olarak da vereceğiz Instagram'dan iletişime geçerse güzel olur 5 tane mücadelemiz var 30 Temmuz'un maçları henüz daha başlamadı saat daha yine 6.30'a geliyor ben videoyu çekip yükleyeceğim montajlayıp yükleyeceğim muhtemelen 9 gibi zaten 8-9 gibi yayında olur Sizden ricam videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Geçelim maçlarımıza. Dinamo Moskova mücadelesi. Pardon maçlara geçmeden önce ekrana gelsin. Ben videonun sonunda da vereceğim bunu. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın mücadelesi var arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere. Bu sefer Arjantin'le oynuyor. 132.5 üst verdim arkadaşlar. Bay siz zaten görüyorsunuz hemen anlatayım olayını sizlere. 1.67'de oranı var sanırım. E, gayet güzel bir orandan. Şöyle söyleyeyim zaten 75 sayı bir tane kafadan çıkıyor mutlaka. O 75 sayı da neyden çıkıyor? Zaten 3 set oynanıyor. Mutlaka biri 3-0 yense bile bir taraftan mesela Türkiye bu maçta favori. Türkiye oran dahi açmamışlar. Türkiye 75 sayı zaten bir attı. Diyelim kafadan. Arjantin'e baktığımız zaman da Arjantin'in burada 20-20-20 civarlarını atarsa arkadaşlar yani Arjantin'in burada 58 sayı atması zaten bize yetiyor. 132.5 üstün gelmesi için. Ki Arjantin milli takımı son maçında İtalya'ya 3-0 yendi ve iyi bir, görüntü çizdi, iyi bir görüntü çizdiğini söyleyeyim ben sizlere. Burada da arkadaşlar belki milli takımımız çünkü yorucu bir maç oynadı. Yıprandı bence o mücadelede. Belki Arjantin'e bir set verirse ki verebilir açıkçası. Arjantin de bu maçta biraz ekstra motivasyonla çıkabilir. Çünkü grubun sonuncusu şu an 0 puanla devam ediyor. Grupta son sırada yer alıyor. O yüzden Arjantin'in biraz daha istekli olup ben mücadelenin Türkiye'nin zaten kazanacağını düşünüyorum da oran açmamışlar bile. 1-10 bile oran açmamışlar. O yüzden idealden bu maça sizlere 132.5 üstü öneriyorum. Kadın milli voleybol takımımızı zaten izliyoruz, destekliyoruz. Bu maçta da muhtemelen galip gelecektir diye düşünüyorum. İlk mücadelemize geçelim. Ufa ile Dinamo Moskova mücadelesi. Bu maçta güzel bir ideal tercih yapacağım. Geçen hafta Dinamo Moskova'nın mücadelesini izledim arkadaşlar. Deplasman ekibini. 2-0 kazandı. Hatta şöyle hatırlatayım. İlk yarı bir buçuk demiştik. Maç 2-0 bitti. 2 gol de ilk yarıdan gelmişti. Oradan bir yatmıştık diye hatırlıyorum ben. Ufa'da ilk maçında mağlup oldu. Deplasman'da CSK Moskova'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maç genelinde CSK daha iyi oynadı çok fazla yani o deplasmanda gücünü gösteremedi Ufa takımı. Burada kendi evinde zaten burada Dinamo Moskova'ya karşı iyi bir Dinamo Moskova özellikle iyi bir takım olduğunu ilk maçta gösterdi ve biraz daha yani Ufa'ya göre daha hazır olduklarını ben düşünüyorum ilk maçtaki performanslarından dolayı. Burada yine Moskova galibiyeti gelebilir oran yüksek. Fakat Ufa da kendi evinde kolay kolay salacağını düşünmüyorum ben. Maç genelinde çok fazla gol beklenmiyor arkadaşlar. Oranlardan da belli. Hatta şöyle göstereyim. Oranlardan da belli. 2.5 altın oranı 1.43 mesela. Ben şöyle bir öneri yapacağım. İdeal kombinemede değerlendirmedim bu mücadeleyi. Ben ilk yarıdan bir gol gelebilir diye düşünüyorum. O da yine Moskova geçen maçta ilk yarı deplasmanla güzel başlamıştı. O yüzden yine aynı şekilde aynı başlangıcı yaparsa belki kalesinde pozisyon verip gol yiyebilir. Belki de aynı şekilde golleri bulabilir. O yüzden ilk yarıdan bir gol oranı 1.40 arkadaşlar. İsteyenler değerlendirebilir şeklinde bu mücadeleyi de geçiyorum. 1.40 gibi oran. Bence yani idealdir. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Kombinimi aldığım bir diğer mücadele last maçıyla Rapid Vienna mücadelesi. Rapid Vian arkadaşlar elendi. Sparta Praha yenildi zaten. Benim de düşüncem zaten Sparta Praha yenip püs tura atlamasıydı fakat KG varı gelmedi. Şöyle söyleyeyim bu mücadelede Rapid Vian biraz yorgun, yorucu bir mücadele oynadı. Hatta zaten maçın oranlarına baktığımız zaman da ev sahibinin favori olduğunu görmek mümkün. Rapid Vian, fakat ilk lig maçında mağlup oldu arkadaşlar. 2-0'lık skortla Hartberg'e kendi evinde mağlup oldu. Çok fazla bir performans sergileyemedi arkadaşlar Rapid Wien mücadelesinde. Şöyle söyleyeyim yine mücadelesi var. Yine mücadelesi var. 3-4 gün sonra çift ayaklı bir mücadeleye gidecek. Şöyle gösterebiliyorsam görüyorsunuz, mu? görüyorsunuz mu? mutlaka kendi evinde oynayacak. Fakat Rapid Wien'in önceliği last maç olmalı. Yani bu maçta rotasyona gitme gibi bir şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Bu maçta mutlaka güzel bir performans sergileyip galip gelmeye çalışa, çalışacaktır diye düşünüyorum. Lask ise önünde ilk maçında galip geldiler zaten. Deplasmanda galip geldiler ve üstün bir performans sergilediler rakibe göre. Ben yine aynı şekilde kendi evinde güzel bir performans sergilemesini bekliyorum. Hem Lask takımından hem de Rapid Vienna'nin bu mücadeleye ekstra bir motivasyonla gelmesinden dolayı karşılıklı gol var bekliyorum. İdeal kombinemi aldım. Saat 6'da oynanacak bu mücadeleye. KG var olarak ben değerlendirdim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada karşılıklı gol varı ideal kombinelerini değerlendirebilir. 1.44 gibi güzel bir oranla değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler diyerekten de geçiyorum. Taraf olarak açıkçası riskli bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Geçiyorum. Düsseldorf'la Werder Bremen mücadelesi. Düsseldorf ilk mücadelesini izledik. Düsseldorf'ta gidenler gelenler oldu arkadaşlar. Kim gitti? Mesela Kenan Karaman Düsseldorf takımından gitti. Werder Bremen'e baktığımız zaman da Werder Bremen'de de şu an kadroda ayrılan isimler yok. Fakat ya geçen sezon kadrosunu büyük ölçüde koruyor. Fakat ayrılan isimler olabilir arkadaşlar. Transfer sezonu devam ediyor. Bazı futbolcuların hatta Werder Bremen'in haberlerine baktığımız zaman da bazı futbolcularının bazı futbolcuların transfer olacağı yönünde haberler var o yüzden. ilk mücadelesinde biraz hazır bir görüntü sergilediğini söyleyebilirim. Galip de gelebilirdi. Birbirlik bir Hanover mücadelesi oynadı. Düsseldorf'ta Galip geldi. Düsseldorf'ta mutlaka zaten bu maçta da daha fazla hücum oynayacaktır diye düşünüyorum. Deplasmanda 2-0 kazandı ve maç genelinde zaten üstün olan takım Düsseldorf takımıydı. Yine Düsseldorf takımı burada galibiyete yakın olan taraf bence. Taraf bahisine gitmek isteyenlere bir Düsseldorf galibiyeti denenebilir. Fakat Werder Bremen bir üstlükten geldi. Kadrosunu da koruyorken burada biraz daha etkin bir performans sergileyebilir diye düşünüyorum ben Werder Bremen takımının. Bu mücadeleye de KG var aldım. Oran bakın 1.60 gibi oranı var. Ben KG varım ben Düsseldorf'un golünü zaten düşünüyorum. Fakat şöyle de bir düşünüyorum. İlk gol erken bir dakikada gelirse veya çok geç gelmezse ben karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Hangi takım ilk golü atarsa golü yiyen takım Gol yedikten sonra bir reaksiyon gösterip daha fazla bir baskıyla oynamasını bekliyorum bu mücadelede. O yüzden KG var tercihini sunuyorum. Werder Bremen'in son başına baktığımız zaman da gol 55'te geldi. Pardon 49'da geldi. Ama arkasına diğer takım baskı yaptı. 55'te golü buldu. 1-1 bitti mesela. Yine aynı şekilde bir mücadele bekliyorum. O yüzden KG var'ı değerlendirdim. İsteyenler değerlendirebilirler. Kombineme de aldım. Bol şans. Hirsta Celtic mücadelesi. Celtic arkadaşlar elendi. Uzatmalarda yediği golle elendi Celtic takımı. Yine onların da bir mücadelesi var. 3-4 gün sonra Jabonec ile oynayacaklar. Çek takımıyla oynayacaklar. Deplasmana gidecekler. Bu maçta biraz rotasyona gidebilirler Celtic takımı. Ev sahibinden bahsedeyim. Ev sahibi geçtiğimiz sezon alt ligdeydi. Ondan sonra, bu sezon İskoçya yükseldi fakat ondan öncesinde yine zaten İskoçya Premier çipten düşmüştü bildiğim kadarıyla. Tekrar yükseldi yani direkt bir sezon aşağıda oynadı. Rahat bir şekilde yükseldiğini de söyleyelim. Kadrosunu da geçen sezonki kadrosunu da koruyor arkadaşlar. Celtic takımı bu maçta ekstra bir motivasyonla oynayabilir. Fakat size ben şöyle yüksek oran önermek istiyorum diyecektim de oran çok fazla yüksek değilmiş. Yine 1.59 oranı var. Hirst'e... De hazırlık maçlarını güzel oynadı arkadaşlar. Hazırlık maçlarında güzel bir performans sergilediği için ben burada yorgun olan Celtic takımına karşı bir gol atmasını bekleyeceğim. O yüzden bu mücadelede de isteyenler Celtic galibiyetten galibiyetinden ziyade KG var öneriyorum bu mücadelede de. O yüzden burada da bir KG var denemesi yapılabilirsiniz. Hirs takımı da burada ilk mücadelesi zaten güzel bir performans sergilemek isteyecektir. KG var burada İdealdir. Oranla 1.60 zaten 1.59 denenebilir arkadaşlar. Bol şans. Son maçımız Sporting ile Sporting Braga mücadelesi. Lisbon ile Braga'nın mücadelesi. Lisbon arkadaşlar teknik direktörü te, en e, Avrupa'da en geç şampiyon olan teknik direktör sanırım. Öyle bir ünvanı var. Geçen sezon şampiyon olunca öyle bir ünvana sahip oldu. Braga takımı da arkadaşlar 25 günde tam 8 tane hazırlık mücadelesi oynamış. Neredeyse 3 günde bir hazırlık mücadelesi oynamış. Lizbon e, Lisbon takımı da arkadaşlar çok fazla hazırlık mücadelesi oynamadı. En son bir Lyon'la oynadı galip geldi çok fazla oynamasına da gerek yok. Çünkü kadrosunda çok fazla yenilenmeye gitmedi. Geçen seneki o e, 3 4 3 veya 3 4 3 şeklinde oynuyor. Yine kadrosunu korumayı bildi Lizbon ekibi. Burada idealden bir öneri yapacağım sizlere. Yani yüksek oran önermesi yapayım. Ondan sonra biraz yükseğe çıkayım. Ben burada arkadaşlar bir maç sonu bekliyorum. Yüksek orandan değerlendirmek isteyenler 2.75 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan dediğim gibi Burada bir maç sonu 0 bekliyorum. Maç skoru da 1-1 bekliyorum. O yüzden 1.70 gibi oranla oranlan da bunun da KG varını alıyorum. Genellikle gol olabilecek mücadeleleri seçtim. O yüzden buradan da KG var. önereceğim. İdeal olarak 1.70 oranı var zaten. Yüksek orandan da 1-1 skor bekliyorum. Skor beklentim 1-1. Şuradan göstereyim. 4.80'de onun oranı var 1-1 skorun. Burada bir beraberlik çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve 1-1 skorla çıkacaktır diye düşünüyorum. Her iki ekip de ağırlıklı olarak kadrosunu korudu. O yüzden burada bir bir, bir e, karşıtı goller izleyerekten de bir bir skor bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Kombinem ekrana gelsin. Bu arada videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Like atmayı unutmayalım. Geçelim kombinemize. Kombinemiz, kombinemiz arkadaşlar KG varlığı kombineyi görüyorsunuz zaten. Verder Bremen maçına KG var düşünüyorum. Düsseldorf bu maçta erken gelen bir golle zaten KG var gelecektir. Eğer o gol geç gelirse KG var biraz zora düşebilir diye düşünüyorum. Erken gelen golle KG var gelecektir. Last maçında da Rapidik maçında mağlup oldu. 2-0'lık skorla çok da iyi oynamadı. Fakat bu last maçına ekstra bir ekstra bir konsantre olacaktır diye düşünüyorum. Lux iyi bir başlangıç yaptı. Deplasman'da kazandı. Kendi evinde yine aynı şekilde etkin bir performans bekliyorum. Her iki takımdan da golleri bekliyorum. Hemen de altta gördüğünüz üzere Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımından maçı var. Ona öneri yapıyorum. Tekli olarak değerlendirmenizi öneriyorum. 132.5 üstü değerlendirirseniz mutlaka gelecektir. Zaten videoda bahsettiğim gibi Arjantin'in Burada 58 sayı, totalde 58 sayı atması bize yetecektir. Türkiye'den zaten 75 sayı ben direkt bekliyorum. Türkiye galibiyetine oran bile açmamışlar. Bu kadar arkadaşlar. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Bol şans ağırlıkla karşılıklı gol varın olabileceği maçları seçmeye çalıştım. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz, abone olmaktan destek verirseniz sevinirim. Bay bay.